Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı Ramazanlar şimdiden. Hayırlı hafta sonları diliyorum. Bugünkü aracımız Kangoo 3 kasa. Daha önce Kenwood ilk, yani bu araca ilk sistem yaptığımızda Kenwood 306 BT, ondan sonra Kenwood'un 80 SPL mitrenci vardı iki takım. Sonradan Apokalipse'ye döndük ama Apokalipse'de işlemci vesaire de var. Hatta kendi amfisi de var. Hannibal 304 olan. Biraz şey geldi, yani üstlerde desibeli yüksek olduğu için abimiz dedi ki ya beni rahatsız ediyor. Ne takabiliriz? Farklı bir şey koyalım ki kulağımızda da, yani sahnelemesi, o ortaları, alt frekansları biraz daha iyi bir şey olsun dedi. 282 Pro'ları videolardan görmüştü, dedik ya bir deneyelim bakalım nasıl olacak diye. Ona göre ayarını da yaptık. Şu an gayet güzel, tam kulağına hitap edecek şekilde. 16 santim mitrençler yine mevcut Apokalipse'nin. Ama 20 santimlerle birlikte çok ciddi bir şey vardı. Yani desibel olduğu için biraz rahatsız edici çalıyor bana göre dedi. Dedim abi millet buna dedim para veriyor çalsın diye, sen dedim söküyorsun. İşte kulak zevki burada devreye giriyor arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi, yani ürünün sadece çok iyi olması veya çok yüksek çalması demek değil ki en iyisi. Yani burada en önemli faktörlerden bir tanesi sizin kulağınıza neyin hitap ettiğini en iyi şekilde bilmek. Montajımızı yaptık, ayarımızı yaptık. Dedik ki bir ufak video çekelim hem bilgilendirme amaçlı. 282 Pro'lar videoda görmüşsünüzdür. Yani üstleri çok desibelli değil ama orta ses ve altlarda çok başarılı. Yani tiz yine veriyor ama bir Apokalipse kadar değil. Apokalipse'nin dıpları maalesef biraz az. Önceki videolarda da söylemiştim zaten. Hatta Pride'la test videoları vesaire yaptığımızda da ortalarda ve üst frekanslarda çok ciddi fark var. Ama alt dıplarında aynı frekanslarda kesim yapmamıza rağmen Apokalipse'ler biraz zayıf kalıyor yapı itibariyle. Yenilerinde o biraz daha şey olmuş, hani değişmiş ama yine tarz aynı, fark eden bir şey yok. Uzun lafın kısası, gayet makul, güzel çalan. En azından söylediğim gibi, yani kullanıcının istediği tarz çalmaya başladı. Ön direkler de kapılarda yok, çok altta kalıyor. Bir de 13 santim olduğu için çok bir şey koyulmuyor. 10 santim mitrençte Forex'in Twitter'ı var. Gayet de makul. Şimdi bir dinleti yapalım. Hatta şöyle kapatayım. Evet arkadaşlar, şimdi farklı bir parça daha dinleti yapayım ben size. Ondan sonra videomuz. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle bir ikinci parçayı da dinleti yapayım. Aşina olduğumuz parçalardan. Thank you.
Şöyle işlemci olduğu için zaten güzel. Herhangi bir sıkıntı yok. Ha, Amfi D klas, belki AB klas olsa biraz daha fark edebilir ses kalitesi. Çünkü okumada frekans okuma aralığı falan biraz fark ediyor. Ne kadar 20 Hz, 22 Hz dese de biliyorsunuz AB klaslar biraz daha iyi. Ama şöyle söyleyeyim, Hennebel'ların gücü hakikaten güzel. Daha önce birkaç arabaya daha yapmıştım İstanbul'dan gelen. Hatta bir ara şey diyorlardı, problem çıkıyor falan, hani amfiler problem yaratıyor, amfilerde arıza var gibi şeyler oldu ama 2 aya yakındır kullanıyor, herhangi bir sıkıntı yok. Hatta İstanbul'daki arkadaş da 4-10 kullanıyor yalnız, o faktör de var. Şimdi 2-10 hiç kullanmadık biz ama altyapı olarak sıkıntı yok şu an için, problem yaşamadık. Ne kesme, ısınma, bir problem yok arkadaşlar. Hani belki bazı partisinde olmuş olabilir arıza ama bildiğim kadarıyla abi Rusya'dan getirtmişti direkt. Belki yani o parti farkı olabilir mesela. Birinci parti, ikinci partide problem yaşanmış olabilir. Onu da Allah biliyor. Yani herhangi bir sıkıntı yaşamadı ama Türkiye'de montaj yaptıklarının hepsi Türkiye'den alınmaydı. Onlar da bir sıkıntı olmadı mesela. Onlar da işlemci ve Apokalipse'de kullanıyorlardı. Yani herhangi bir problem vesaire yaşanmadı yani. Evet arkadaşlar, sadede gelmek gerekirse dediğim gibi bu işte en önemli faktörlerden bir tanesi kulak zevki. Siz ne kadar iyi ürün de taksanız kulağınız duyduğu kadar dinliyor, öyle söyleyeyim.